Hatay'da 2019-2020 adli yıl açılışı kapsamında Hatay Barosu tarafından kokteyl düzenlendi. Antakya'da bir otelde düzenlenen kokteyle Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tacettin Pınar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Turan Oral, Hatay İdare Mahkemesi Başkanı Songül Meydan Özdoğan, Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, SGK İl Müdürü Hamit Bal, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Yargı ayağa değen taş değildir. Ve yasama gücü elinde diye ayağa her taş değdiğinde ayıklanacak, tehdit edilecek bir yapı değildir. Toplumun tüm kesimleri Türkiye'nin demokratikleşmesine, yargının siyasallaşmaktan kaçınmasını ve yürütme ile birlikte hareket eden bir görüntü vermemesini istiyor. İşte bu sebepledir ki bizler devletin yapılanmasında şeffaflık diyoruz. Devletin yapılanmasında liyakat diyoruz. Hukuk hakim olsun diyoruz. Anayasal kurumların göreceli değil somut olarak işlevsel ve hukuka uygun davranmaları diyoruz. Adli yılın Beştepe'de açılmasını boykot ederek açılışa katılmayan barolara hedef alan Cumhurbaşkanı'ndan sonra konuştu Ekrem Dönmez. Erdoğan'ın bir takım barolar adli yıl açılışını sırf mekandan dolayı provoke ediyor. Bu mekan şahsıma ait değildir. İlk çözmemiz gereken meselelerden biri tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir. Sözlerine Hatay'dan yanıt verdi. Gecikilmez bir şekilde ciddi ve yargının tüm bileşenlerinin hem de yürütmeden bağımsız olarak kendi sorunlarını kendi tespit etmek suretiyle fikirlerini de özgürce ortaya koyarak fikirlerinin dinlenebildiği ve icra aşamasına geçirilen bir yargı reformuna olan ihtiyacımız had safhadadır. Yargı reformu strateji belgesine de değindi Dönmez. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığın güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığın arttırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin korunması. Bu başlıklar benim sıraladığım başlıklar değil. 30 Mayıs 2019 tarihinde yargı reformu strateji belgesi olarak Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan belgedeki ana başlıklar. Dolayısıyla bunlar birer tespit. Demek ki bu alanda çok ciddi bir çalışma gerekiyor ve sıralanmış detaylarıyla içerikleri paylaşılmış. Biz de diyoruz ki madem böyle bir sorun düzesi var, hadi gelin hep beraber ve bir an önce kim el sahibi ise, kim bu işin çözecek sahibi ise hep beraber bir an önce çözelim diyoruz. Yeni adli yıl için iyi dileklerle devam etti konuşmasına. Yeni adli yılın savunmaya saygı, yargımızda adalet, bağımsız, tarafsız ve daha uygar bir hukuk düzeninin esas alındığı bir yıl olmasını diliyoruz.